Siyaset, bürokrasi ve serbest hayat gözetilerek yapılandırılan kabinenin başarılı olacağını düşünüyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni kabine için ilk değerlendirmesi böyle. MHP lideri partisinin mecliste denge denetim görevini sürdüreceğini de söyledi. Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımda ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yeni sistemin yeni kabinesinin başarılı olacağını düşünüyorum dedi. Kabineyi 3 başlıkta özetledi. Yaratılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslar var. Yeni kabinenin meclisteki yemin törenini izleyen tek genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'ye kabinede MHP'li ya da MHP kökenli isimler neden yok sorusu da yöneltildi. Bir kez daha pazarlık esas alınmadı dedi MHP lideri. Bir prensip meselesi. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas alınmamıştır. Bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde kullanılması noktasında. MHP lideri 24 Haziran sonuçlarını değerlendirirken kurduğu o cümleyi hatırlattı ve denge denetim görevi bizde dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da kasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. Denge denetimle neyi kastettiğine bir kez daha açıklık getirdi. Denge ve denetimden murat yasama faaliyetleri. Daha sağlıklı bir yönetim, daha istikrarlı bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye için meclis bu kavramlarla ifade edilebilecek bir hizmet tutulması lazım. Bizim anlayışımız budur. MHP lideri OHAL uygulaması ve kararnamelere gelen eleştirilere de tepki gösterdi. Kararnameye çok takanlar var. OHAL'e çok takanlar var. İşte OHAL kalktı. Yarın kararnameler de kalkarsa ne yapacaksınız? Soracak sorunuz kalmaz.